Evet, şimdi başlıyorum. Burada temiz bir sayfa açacağım ki siz de Google'a ne yazmanız gerektiğine bakabilirsiniz. Green Card diyorum ve yanına da Diversity diyorum. Çünkü biz Diversity program üzerinden başvurumuzu yapacağız. Burada da gördüğünüz gibi US yani Amerika'nın kendi resmi devlet web sitesi. Bunun dışındaki yerlerden giriş yapmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü çok önemli bilgiler paylaşıyor olacaksınız ve fake olma ihtimali çok yüksek. O yüzden buna dikkat etmenizi kesinlikle öneriyorum. Şimdi işte burası aslında Green Card'a başvuracağımız nokta. Burada gördüğünüz gibi instructionlar yani bazı yönergeler var. 2025 yılına ait fotoğraf yüklemenizle ilgili bir takım örnekler var gibi gibi. Bunlara sonrasında siz de bakabilirsiniz. Hatta başlamadan önce bakmanızı tavsiye ederim. Ama aynı zamanda başvuru esnasında da ihtiyacınız olduğu zaman linkler verilmiş. Şimdi birlikte de bakıyor olacağız. Hadi bakalım başlayalım. Ben de sizinle beraber başvuruyor olacağım. Robot olup olmadığımızı öğrenmek için buradaki rakamı giriyoruz. X sanıyorum, o değil mi? Umarım doğru yazdım. Çok karışık görünüyordu. Evet, şimdi ilk olarak basit olan bilgilerle başlıyoruz. Soy ismim. Ardından ismim. Benim orta adım, göbek adım yok. O yüzden no middle name'i işaretledim. Female olarak kendimi tanımlıyorum. Ay olarak buraya doğum tarihinizi giriyoruz. Nerede doğduğunuzu buraya yazıyorsunuz. Ve hangi ülkede doğduğunuzu buraya yazıyorsunuz, belirtiyorsunuz daha doğrusu. Country of eligibility for the diversity program. Sizin hangi ülkenizde doğup doğmadığınızla alakalı eligible mısınız? Yani bu programa uygun musunuz, değil misiniz? Türkiye, yani Türk olarak Türkiye'de doğmuş bir vatandaş aslında eligible, yani uygun bu programa. Fakat nasıl anlıyoruz bunu? Explanation of country of eligibility. Buraya tıkladığınızda, bakın zaten burada Türkçe translate var. Buradan bakabilirsiniz. Şurada zaten söylüyor. Aşağıda bulunan ülkelerde doğmuş olan kişiler diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne toplam 50 binden fazla göçmen gönderilmiş olması sebebiyle Diversity 2025 programına katılmaya uygun değildirler diyor. Ve bunun içinde Türkiye yok. Yani aslında Türkiye bu programa uygun. Ama mesela burada doğmuş olmanız önemli. Örneğin ben şu anda Kanada'da yaşıyorum. Kanada'da eligible değil. Fakat benim Kanada'da yaşamam benim uygun olmadığım anlamına gelmiyor Türkiye'de doğduğum için. Şimdi devam ediyorum. Buraya evet ben uygunum diyerek seçtiğim için zaten bu country kısmını bana kapadı. Burada da nasıl fotoğraf yüklememiz gerektiği ile ilgili bir takım yönergeler var. Fotoğraf ile ilgili çok önemli detayları burada bahsetmiş, örnekler göstermiş gördüğünüz gibi. İşte acceptable fotoğraflar bu şekilde diye. Örneğin işte bu bir örnek, acceptable yani uygun olan fotoğraf. Neden uygun? Çünkü işte gayet temiz, renkler oldukça anlaşılır bir şekilde olduğu için. Örneğin şu fotoğraf uygun değil çünkü renk hafif maviye dönmüş ve biraz renklerde sıkıntı var olarak görünüyor. Bu fotoğraf uygun değil çünkü arka planda bir gölge var gibi gibi açıklamalar yapmış. Yine ölçülerle ilgili bir takım bilgiler var burada. İşte glasses gibi mesela bu tarz böyle aksesuarların uygun olup olmadığını belirtiyor. Örneğin işte uygun değilmiş gözlük olması. Size and position bunlardan bahsetmiş. Yine aynı zamanda çözünürlükten bahsetmiş gibi gibi birçok aslında farklı konuda, fotoğrafla ilgili birçok farklı konuda size bilgi vermiş düzgün bir fotoğraf olması için. Buradan fotoğrafı giriyoruz. Ardından mail adresini buraya iletiyorum. Şu kısım optional olduğu için herhangi bir şey yazmayacağım. Ben kendi mail adresimi buraya giriyorum. British Columbia'da yaşadığım için buraya posta kodumu yazıyorum. Country, Kanada olarak ben seçiyorum. Siz hangi ülkede yaşıyorsanız. Country where you live today, hangi ülkede yaşadığını soruyor şu anda. Türkiye'de yaşıyorsanız Türkiye, Kanada'ysa Kanada gibi gibi. Telefon numaranız optional. Burası tabii alan kodunu yazmayı unutmamak lazım. Atıyorum işte Türkiye ise bunun 90 olması gerekiyor. Ben Kanada olduğu için +1 diyorum.
e-mail adresini mutlaka doldurmanız gerekiyor. Bu optional değil, doldurmanız gereken bir alan. Ve sonrasındaki soru da What is the highest level of education you have achieved as of today? Yani bugüne kadar en çok elde ettiğiniz en yüksek öğrenim hangisi? İşte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite veya master, doktora gibi burada degree'ler var. Ben master olduğu için master'ı seçiyorum. What is your current marital status? Yani evlilik statünüz nedir? Evli değilim, evliyim ve eşim Amerika vatandaşı değil. Evliyim ve eşim Amerika vatandaşı veya Amerika kalıcı oturumuna sahip. Boşandım, dul kaldım veya legal olarak ayrıyım. Yani hukuk önünde ayrıyım gibi gibi işaretler var. Şu anda bunu tercih ediyorum ben de. Number of children, kaç tane çocuğunuzun olduğunu buraya girişini yapıyorsunuz. Ve buradan devam ediyoruz. Tabii bir tane eksik yaptık. Bu eksiğimiz ne? Fotoğraf koymadık. Ben bir tane şimdilik fotoğraf koyuyorum. Evet, geldik ikinci kısma. İkinci kısımda aslında eşinizle ilgili bilgileri içermekte. Eğer çocuğunuz da varsa çocuğunuzla ilgili bilgileri de daha sonrasında yazacaksınız. Eşinizle ilgili bilgiler de yine aslında çok temel bilgiler. İşte ismi, soy ismi, kendi bölümünüzde belirtmiş olduğunuz gibi aslında işte doğduğu şehir, doğduğu ülke gibi gibi çok temel bilgileri size soruyor. Ben şimdi hızlıca dolduruyor olacağım. Birinci bölümdeki gibi aynı bilgileri aslında eşiniz için, eğer varsa çocuğunuz, çocuğunuz için de giriyor olacaksınız üçüncü bölümde. Sonrasında şu anda işte fotoğrafı tekrardan gireyim. Fotoğrafı yine burada belirtilen özelliklere göre yüklemek önemli. Ve şimdi aslında bitirmiş olduk ikinci bölümü de. Daha sonrasında bize tekrardan birinci bölümdeki verdiğimiz bilgilerin kontrolünü istiyor. Yine aynı şekilde ikinci bölümün verdiği bilgilerin kontrolünü istiyor. Şöyle bir review ettikten sonra tüm sayfayı artık raporumuzu submit edebiliriz. Yani başvurumuzu tamamlayabiliriz. Tamamladık. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. En doğru zamanda, en hayırlı zamanda, eğer gerçekten sizin için hayırlısıysa yolunuz açık olsun.